Çok fazla bir paranız yok. Madencilik yaparak kazanmak istiyorsunuz. Size en iyi madencilik yapacak olduğunuz gemiyi bulalım. Donatım yapalım. TB7 transporter. 128 ton kargo kapasitesi var. Gördüğüm kadarıyla 13-14 L'ye atlama mesafesi. Bunu alalım. Ne yapalım? Hemen outpost'a girelim. Dışarıdan kendisini bir görelim. Şöyle bir gemi. Öncelikle Kore'ye gelelim. Çünkü burası geminin ana merkezi. Her zaman söylediğim gibi. Öncelik burası. 5 ünitemiz var. 4A. Hemen bunu 5A yapıyoruz. Fiyatı burada. İçindekini satalım. 20-40 megawatt gibi bir enerjimiz oldu. Güzel. Thruster'ımızı, iticilerimizi 5A yapıyoruz. Frameshift driver'ımızı da aynı şekilde 5A yapıyoruz. Bir gemi aldığınız zaman bu ünitelerinizi olabildiğince A yapmaya çalışın. Hayatınız 25 dakika. Geminizi en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak olan budur. Hemen power distribütörümüzü de 4A yapıyoruz. Parası burada. Paranız yoksa bir şey diyemeyeceğim. Benim size tavsiyem bunları A yapın. Yoksa verimli bir görev yapamazsınız. Sensörümüzü de 3A yapalım. Zırhımızı 856 gibi bir hull oluşuyor. Bu da önemli. En düşüğü Reinforced Alloys. Bunu yapalım. Çünkü bir yerlere çarpıp gemimiz parçalanabilir. Parçalanmasını istemeyiz. Burayı hallettikten hemen sonra silahlarımızın bölgesine gelelim. İçeridekileri silelim. Burada birer ünite var. Lazer almamız gerekiyor. Bir de lazer. Onu aldık. Buraya da bir tane lazer alalım. Bir tane daha alalım. Lazer lazerdir. Enerji yeterli. Sıkıntı olursa çıkartırız. Hemen bir adet daha lazer alalım. FX lazer oluyor bunlar. Utility'ye koyacak bir şeyimiz yok. Optinal'e gelelim. Optinal'de nelerimiz var? Bunları depoya atıp da kullanabiliriz. Ne yapalım? Transfer diyelim, depoya gitsin. Paranız az ise bunları depoya atabilirsiniz. Kullanmak amacıyla. Dört ay shield. Bunu satalım. Başka bir şey yok. Hemen kargo raktan buraya bir 64 ton alalım. Bir 64 ton daha alalım. Bunu da alalım. 2.64, 128 ton oldu. Güzel bir rakam. 1.64 daha alalım.
duruma göre çıkartırız ya da başka bir şey yaparız. Neyimiz var? 5 5 3. Şuraya 5 rafineri alalım. 4A rafinerimiz var. 10 adet rafineri yerimiz var. Güzel. Rafineriden sonra buraya kolektör limpet koyalım. 5A 3 adet. Buraya da bir kolektör koyalım. Ne kadar hızlı toplanırsa o kadar iyi olur. 6 adet kolektör. 1 adet de prospektör limpet. 2 adet oluyor kendileri. 3A. Çünkü kaya üzerindeki bütün materyalleri size çıkarıp toplamanızı sağlayacak olan ünite bu. Çok önemlidir kendileri. Buraya da bir adet shield jeneratör koymamız gerekiyor. Çünkü geminin hareket anındayken kayalara çarpıp parçalanma riski var. Bunu en aza indirmemiz gerekiyor. Ardından buraya da detaylı sürfece scanner koyalım. Süper Kurise Assist'i Advanced Docking Computer'le değiştiriyorum. Çünkü çok gereksiz bir ünite. Bunu koymamın sebebi oyunu oynayacak arkadaşın istasyondan giriş ve çıkışlarında yaşayacağı sıkıntıları bu şekilde ortadan kalkacaktır. Geminin patlama riskini en aza indirmiş olacağız. Şimdilik bu kadar. Tuş ataması yapalım. Bir diyeyim. Buna da bir diyeyim. Prospektörümüzü bir sonraki yere koyayım. Sonra 4 adet minik laserimizi 2 diyelim. Detaylı sürfecemizi atayalım. Data Link 2 diyelim. Discovery'de 2 diyelim. Evet, burası bu kadar. Limpetlerimizi de alalım. Ardından bu oyunun içerisinde en değerli olan elmas materyalini nereden çıkaracağız ona bakalım. Madencilik için başvurduğum 2 adet site var. Bunlardan bir tanesi edtol.dns.net, diğeri de Inara. Bunlar kendi işlerinde bu konuda çok iyi bana göre. Benim kanaatimce. Minertols'e tıkladığınız zaman şuraya referans alınacak sistem çıkıyor. Bulunduğunuz sistemi buraya yazıyorsunuz. Ardından aramak istediğiniz materyali tıkladığınız zaman size en yakın aranacak sistemi ve satılacak sistemleri de gösteriyor. Şu anda biz neredeyiz? Sihinrartha Desra'dayız. Yazayım. En değerli olan elmasa bakalım. Buradan çıkarabileceğimiz sistemler Boran sistemi, A2 Ring B ve diğer sistemler bulunduğu yerler. Buraları da güncel olarak satılacağı istasyonlar, sistemler, istasyonlar. Bakalım neresiymiş? LHS 350'de Alhayyam Enterprise'de 1 tonuna vermiş olduğu fiyatı bu. Şurada da aynı şekilde verdiği fiyat bu. Burada da verdiği fiyat bu. Buralara satış yapabilirsiniz. Şuradan da
yenileyip tekrardan bu sistemlerin değişip değişmediğini, verilen fiyatların değişip değişmediğine bakabilirsiniz. Benim en çok kullandığım yerlerden birisi bu. Diğeri de Inara. Burada da bakalım elmassa en büyük satış nereden veriliyormuş? Aynı şekilde Netto'da büyük bir istasyon vermiş olduğu fiyatı bu. Tabi buralara gittiğiniz zaman fiyatın bazen değiştiği oluyor. Azaldığı ya da yükseldiği oluyor. Dakika dakika, saat saat değişiyor bu kendileri. Tabi ben nereye gideceğim? Boran sistemine gideceğim. Buraya çünkü en yakın olan yerlerden birisi. Hemen bakabiliriz. L'ymiş. Gördüğüm kadarıyla yakıtım oraya gidinceye kadar yeterli oluyor. Şuraya gideceğiz. Bir tane büyük istasyon görüyorum. Gemimize yakıt alıp kendimizi tamir edebiliriz. Yola çıkabiliriz. Gemi otomatik olarak kendisi kalktı. Manevra yapıyor çıkışa doğru. Şöyle etrafa bakınmak kalıyor. Çıktıktan sonra ileri tuşuyla devam ediyoruz. Engine'ımızı aktif edelim. Mast loket ışığı sönünceye kadar söndü. Patlamamızı yapalım. Sisteme geldik. Gidip öncelikle yakıtımızı doldurmamız gerekiyor. Otomatik pilotumuzdan faydalanabilmek için X tuşuyla komple durmamız gerekiyor ve izin alıp istasyona onun inmesini bekleyeceğiz. Yakıtımızı dolduralım. Gemimizi tamir edelim. Maden çıkarmak için yola çıkalım. Daha önceden buraya gelip halkaları tarattığım için size sadece nasıl olacağını göstereceğim. Şu vaziyette şuradan Surface Scanner detaylı tarama scanner'ınızı aktif edeceksiniz. Combat mode şeklinde olmaz. Analiz mod şekline getireceksiniz. Tabii hemen bir kişi bizi çekmeye başladı. Bakalım neymiş. Üzerimizde herhangi değerli bir şey görmediği için gidecek.
gidiyor. Bu yaşadığımız olay sizler için küçük bir örnek teşkil etsin. Neden? Ben şahsen kendim bu şekilde bir gemiyle herhangi bir madencilik çıkarmaya gelmem. Gelmem çünkü her şekilde sizi böyle çekecekler, vuracaklar, parçalayacaklar, parçalamaya çalışacaklar. Kaçamayacaksınız. Çok zor, bir sıkıntılı bir ortam oluşacak. Bu madenciliğin burasında herhangi bir şekilde uğraşacaksınız. Saatlerce uğraşacaksınız, maden çıkaracaksınız. Open ve solo player yapacaksınız ya da kapatacaksınız, tekrar yine kaldığınız yerden devam etmek isteyeceksiniz. Bu esnada yine böyle bir gemi gelecek ya da birkaç tane bunun gibi gemiler gelecek. Sizi taratacak, üzerinizde herhangi bir materyal, herhangi bir şey gördükleri zaman patlatıp değerli materyali almaya çalışacaklar. Benim bu oyunu oynayacak olan kişilere öncelikli tavsiyem şudur. Yani basit bir şey. Bakın. Explorer rankım elite olmuş bir durumda. İlk olarak bunu ben elite haline getirdim. Neden onu elite haline getirdim? Çünkü risk olayı çok düşük. Fazlasıyla düşük. Bir ASP Explorer'ınız olduğu zaman ve kendinizi şurada koloni sistemine, nerede? Evet, şurada koloni sistemine kadar şöyle bir rota çizip gittiğinizde ve bu sistemleri keşfettiğinizde, artı sizin için sizin isminiz olan, örnek şuradan iki dünya yazmışım mesela, bu sistem tamamen serseri iki adı altında. Serseri 2 ve hatta şurada 1-2 adet de normal yaşanabilir dünya var. Şu anki bizim dünyamız gibi. Hem gezegeni tarattım hem de sistem tarandığı için aynı şekilde şurada da mesela Earth 2, gezegen ve sistem, ikisinde de serseri 2 ismi yazıyor ve Watervolt aynı şekilde. Hani zaman, ilerleyen zaman içerisinde burada bir istasyon ya da herhangi bir şey kurulduğu zaman benim ismim burada değişmeyecek. Burada standart sabit kalacak. Bunun gibi daha birçokları var. Bunların her biri de benim gezegenlerinde isimlerim var. Mesela şu olsun. Şunu mu? Biraz geriye alayım. Şu şekilde bakın. Serseri 2, serseri 2. Serseri 2. Hepsinde aynı şekilde uzayın serserisini arıyorsanız o benim gezegenim. Burası benim sistemim. Anlayacağınız. Size tavsiyem bunu yapın. Yani gidin. Maden çıkarmakla uğraşacağınıza Explorer rankınızı arttırın. Elite yapın. Paranızı olabildiğince yükseltmeye çalışın. Maden çıkartmak istiyorsanız gidin bir piton gemisi alın. Ben yine bu gemiyle size nasıl yapılacak göstereceğim. Siz bilirsiniz. Ben sadece bir aracıyım. Oyun aracısı ve size bu oyunu nasıl oynadığımı gösteren bir kişiyim. Buraya geliyoruz. Dogtempe Ture Diamonds yazıyor. Gelelim tekrardan. Bir önceki videomda da burada ben kaynak çıkarıyorum. Büyük bir gemiyle çıkarıyorum çok rahatlıkla. Ve bana sataşanları ya da bana bulaşan gemileri bana zarar veremeden yok ettiğim çok oldu. Ama şimdiki bu gemiyle
Sistemin neresinde olursam olayım, bu kaynağı çıkardığım zaman başıma musallat olacaklardır. Ve aynı şekilde dediğim gibi kurtulmam çok zor olacaktır. Neyse, şuradaki, evet, şu görmüş olduğunuz yerin bulunduğu yere doğru gidiyoruz. Orta bölgesindeki bulunan yerler her zaman daha verimlidir. Merkeze yakın olan siyah halkaların bulunmuş olduğu yerlere gidecek olursanız, bu şekilde atlamamızı gerçekleştiriyoruz. Karambole bir şekilde hemen ne yapıyorum? En yakın yeri işaretliyorum. Arkam tarafında kaldı. Buraya bakalım. İşaret neresi? Bu tarafı. Gezegen yüzeyine yakın olan kısım. Tamam. Şuradaki işarete doğru gideceğiz. İşaret bizim gideceğimiz yön olacak. Daima o yöne doğru gideceğiz ve bizi bir tane daha tarıyor. Bakın işte burada Adder diye bir kişi tarıyor. Ve herhangi bir değerli bir şey görmediği için bize bulaşmıyor. Eğer bir tane daha değerli, bir tek üzerimizde değerli bir şey olsaydı bize bulaşacaktı. Buraya geldiğiniz zaman herhangi bir materyal çıkaracaksanız günübirlik materyal çıkarın. Sabahtan akşama kadar uğraşın. Ardı sıra akşamüstü alın gemiyi gidin. Şimdi burada durayım. Kısaca özelliğini size anlatacağım. Olayın hemen hemen nasıl bir şey olduğunu öğrendiniz. Prospektörümüzü açıyoruz. Prospektörün çalışma mantığını kayaya doğru bir adet prospektör gönderiyorum. Gidiyor kendileri ve T tuşuyla onu tıklıyorum. Kayanın içerisindeki bulunan ne varsa bana gösterecek. 21.72 değerinde low temperature var. Hidrojen 13.46. Materyal ise medium. Onun solunda da sağında da, sağındaki biraz daha yakınmış ya da uzakmış, neyse. Buraya da bir tane gönderiyorum. Aynı şekilde T harfiyle tıklıyorum. Burada da 20.79 değerinde bir temperature var ve bromelite adı altında bir daha ünitemiz daha var. Evet, bu ikisi bizim işimize yarayabilen materyaller duruyor. Limpet'in olduğu yere tıklıyoruz. Bu sefer kolektör ve minklerimizi ekrana getiriyoruz. N tuşuna basarak, bunu arkadaşlarımızın çoğu biliyor. Ben yine de izah etmek amacıyla söyledim. Kayaya bodoslama direkt tepeden gelmeyin. Uç kısmına doğru yanaşın. Çünkü kaya size çarpabilir hareket halinde. Belli bir mesafede durun. Limpetlerinizi dışarıya çıkartın. Çıktıktan sonra limpetleriniz kayaya doğru yavaşça yaklaşın. Yine uç kısma doğru kayanın iğmesini hesaplayın. Olabildiğince uç kısmına doğru yaklaşın. Onun ne bölgeye doğru yatacağını hesaplayın. Ve bu şekilde web şeyinizi aktif edin. Kayanın en yüksek tepelerine, en yüksek uçlarına doğru hedef alıp vurmaya çalışın.
Home tuşu ile kargonuzu açın. Sol köşede 68, bakın Limpet Prospector'un size kayadaki olan materyalin nasıl çıktığını gösteriyor. 57, 55, 55. Bu lazerlerin 4'ü birden aktif olma riski çok düşük. Gördüğüm kadarıyla bunları küçülteyim. 2'ye indirsem yeterli olur. 39, 34, 31, 28, 26. Bu esnada inverter'dan neleri rafinere etmişiz? Hidrojeni rafine etmişiz. Rafine olan yerlerde burası 10 adet var. Hidrojen gereğinde rafine etmesini istemezsek çıkartabiliriz. Üzerine girip tıklayıp rafine olanı da abondet yapıp sol tuşa basıp sağ sol tuşlarıyla dışarı attık mı geriye sadece değerli olan bizim istediğimiz kalır. Aynı şekilde çıkaralım. Bu çıkarılanları geri getirmiyorlar. 26-32 gibi bir şey kaldı kayada. Ne yapalım? Kayadaki atış lazerlerimizi bakalım onlar hangisi üstlermiş. Kapatalım. 2-2 yan tuşlar, evet bu daha güzel. On sekiz, 15, mineraller azalıyor. Prospector Limpet görevini yapıyor şu anda, bize gösteriyor. Asteroid'deki mineraller tamamlandı. Hemen geliyoruz. Buraya ne yapalım? Hidrojen çıkartalım. 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 Beş adet oldu. İşlem gördüğüm kadarıyla tamamlandı. Yine bir tuşuna basalım. Diğer prospector dönelim. Neredeydi? Tam şurada. İlerleyelim. Duralım. Çok fazla yaklaşmayalım. Dışarıdan da bakabiliriz. Şöyle.
İşte kapaktan içeri limpetlerin, kolektör limpetlerin yaptığı işlem bu. Sen kayayı vuruyorsun, parçalıyorsun bu şekilde. Onlar da alıyorlar. Getirip görevlerini yapıyorlar. Hemen bakalım bakalım. Ne oldu? Buranın biteyi kapatalım. Bunu da atalım. 10 adet işleme yeri olduğu için bakın. 1, 2, 3 adet 3 adet elmas üretimi tamamlanmış ama kargomuz olmadığı için 8 adet kargo 18 dolduğu için burada ne oluyor? Duruyor. Diğerlerinin avantajını göreceksiniz şimdi. Ne yapalım? Şuraya bakın bir limpet gönderdim. Gidiyor bakın. İşlem tamamlandı. Rafineri oldu tekrardan bir tanesi daha. Burada da 36-45 adet sadece Tempedora Diamond adı altında gemi tamamlandı. Onun da uç kısmına geliyoruz. Duralım. Şuraya bir tane gönderelim. Kayanın tam karşısında duracaksınız. Bir adetini daha aktif edebilirim. Bakalım.
Asteroid içinde bir şey kalmadı. Üretim yerimize bakalım. Şunu atalım. Madenciliğin içindeki yapılan işlem bu. Ne yapalım? Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 5 adet daha var. Şöyle bir şey yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 adet çıkartalım. (16, 17, 18, 19, 20, 21). Buradaki olanlar oraya geçmiş durumda. Maden çıkartma işi bu şekilde. Şimdi onu kapatalım, bunu kapatalım. Buradan çıkıp size gidip nasıl satıldığını da göstereyim. İnara'ya gelip şu anda hangi sistem daha yüksek fiyata alıyor ürünü bir bakalım. Neto sistemi Async Vison ürünü alıyor. Buraya bakalım. Hayam. Aynı şekilde Neto da burada yazıyor. 1603 gibi bir rakam. Şu Neto'ya gidip bir bakalım. Durum vaziyet nedir? Toplamış olduğunuz materyalleri satacak olduğunuz sisteme gitmeden önce yolda bir istasyona girin. Çünkü yakıtınız bitecektir. Oraya kadar gidemezsiniz. Burada bir kolektör limpetinizi satın. Full scope alın. Tabi fiyatı biraz pahalıdır. Daha ucuzunu da alabilirsiniz. 3A da alabilirsiniz. 4B, 5C. Bu da olabilir. Ben tabi 5A olarak alacağım. Bu şekilde yola devam edeceğim. Ürünün yüksek alındığı söylenilen yere geldik. Bakalım durum vaziyet ne? Doğrudan markete girelim. Satış yerine geçelim. Bakalım 21 ton low temperature (33.681.816 CR) sattık. Kazancımız var şu anda.